Merhaba, bölüm ve meslek tanıtımımıza hoş geldiniz. Yayınımızı bugün akademisyenimiz ve şu an öğrencimiz olan Sevim'le gerçekleştireceğiz. Akademisyenimiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Tarım Ticareti ve İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doçent Doktor Sanem Argın. İkinci sınıf öğrencimiz ise Sevim Aslan. Önce hocamla başlamak istiyorum. Hoş geldiniz hocam, buyurun lütfen. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kısaca bugün Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümünü sizlere anlatacağım. Bölümümüz ilk öğrencilerini Eylül 2019 yılında aldı. Biz 4 yıllık İngilizce eğitim veren disiplinler arası bir bölümüz. Türkiye'nin de ilk ve tek tarımı işletmecilikle birleştiren bölümüyüz. Bunu da aslında sektörden gelen geri bildirimler sebebiyle böyle bir bölümü açtık. Çünkü tarımsal üretim için zirai bilgiler çok önemli ama bunun yanında ürünlerin takibi, nakliyesi, depolanması, ulusal ve uluslararası satış ve pazarlaması gibi konular da çok önemli. Ve biz bu konuların hepsini bölümümüzde birlikte ele alıyoruz. Tarımda doğru ve verimli üretim yapmak kadar yapılan üretimin doğru zaman ve kanallarla yurt içindeki ve yurt dışındaki pazarlara sunulabilmesi çok önemli. Yani tarladan uluslararası pazara geçene kadar ki tüm süreçlere hakim mezunlar yetiştirmek bizim amacımız. Aynı zamanda da yeni bir kavram olan blok zinciri kavramını da öğrencilerimize anlatmaya çalışıyoruz. Disiplinler arası bir bölüm olduğumuz için akademisyenlerimiz de farklı disiplinlerden. Ben gıda mühendisiyim. Veysel Hocam ve Caner Hocam, onlar bölümümüzdeki ekonomiyle ilgili dersleri veriyorlar. Metin Hocam da ziraat mühendisi ve tarım ve toprakla ilgili dersleri kendisi veriyor. Günümüzde tarım gelişmiş ülkelerde aslında çokça teknoloji kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bu teknolojiler sensör teknolojileri, uydu görüntüleri, yapay zeka ve veri işleme sistemleri, dronlar. Dolayısıyla artık bizim anladığımız konvansiyonel anlamda tarım çok fazla yapılmıyor. Bu sebeple de aslında teknolojiyle iç içe olan bireylere, yani daha çok gence ihtiyacımız var tarım sektöründe. Bu teknolojiler kullanılarak, yani uydudan görüntüler alarak, tarla istasyonlarındaki sensörler kullanılarak düzenli olarak veri toplanıyor. Ve bu veriler kayıt altına alınıp tarımsal faaliyetlerin yönetimi bu şekilde sağlanıyor. Kullanılan teknolojiler sayesinde tarımsal üretim aslında daha bilgiye dayalı ve daha verimli olarak gerçekleştirilebiliyor. Örneğin iklim değişikliğine göre ya da bölgesel farklılıklara göre topladığımız verilerle çok daha verimli tarım gerçekleştirebiliyoruz. Örneğin ışık intensitesi ile ilgili bilgi toplayabiliriz. Gübrelerin verimi ile ilgili toplayabiliriz. Yağışla ilgili toplayabiliriz. O dönemsel hastalıklarla ilgili toplayabiliriz. Bütün bu veriler birleştirildiğinde çok daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım yapmak mümkün. Ayrıca artık dronlar sulama, ilaçlama ve gübreleme gibi işlemleri yaptıkları için eskisi kadar emek gerektirmeyen bir hale bürünüyor tarım. Bunun yanı sıra kapalı alanlarda dikey tarım ya da topraksız tarım yapılabiliyor. Burada da özel yazılımlar kullanılarak gerekli besin ve ışık sağlanarak büyüme parametreleri kontrol ediliyor ve ürünler yetiştirilebiliyor. Bu tabii her ürün için geçerli değil. Genelde yaprağı yenen ürünler için geçerli ama yine çok büyük miktarda üretim dikey tarımda gerçekleştirilebiliyor. Bunun avantajları neler? Çok daha verimli oluyor. %400'e kadar bir verim elde edebiliyoruz. Daha az su kullanıyoruz. Çok daha az gübre kullanıyoruz. Ve hiç tarım ilacı kullanmıyoruz. Dolayısıyla yani anlatmaya çalıştığım kısacası yeni teknolojilerle tarım çok farklı bir yere evrilmeye başladı. Ve artık ihtiyaç bu teknolojilere hakim gençlerin sahada olması. Biz de bu ihtiyaçları gözeterek bir ders programı oluşturduk. Tabii biz bir işletme programıyız. O yüzden derslerimizin %50'si ekonomi, ticaret, işletme ve bilişim dersleri. %19 gibi bir miktarı tarım ve toprak dersleri. Uzun dönem stajlarımız var.
Bu da çok önemli. 8 dönem okuyorsunuz fakültede ve bunun bir döneminde hiç ders almayarak sadece uzun dönem staj yapıyorsunuz. Artı 2 tane yaz stajımız var. Ve diğer derslerde yaklaşık bir %14'lük gibi bir pay içeriyor. Şimdi burada 20 tane dersi ben yazdım ama tabii bunlardan bahsetmeyeceğim. Sadece şu kırmızı ile işaretli olanlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar bizim bilişim derslerimiz. Biraz önce bahsettiğim teknolojileri, yani tarımsal bilişim sistemleri ve veri işleme ile ilgili konuların işlendiği dersimiz var. Aynı zamanda 2 tane blok zinciri dersimiz var. Blok zinciri çok yeni bir kavram. Farklı sektörlerde kullanılıyor. Tarım için de çok önemli. Çünkü blok zinciri sayesinde şeffaf bir üretim süreci ve devamındaki satış süreci gerçekleştirilebiliyor. Bu da insan hatalarını önlüyor, maliyeti azaltıyor, atıkları ve emisyonu azaltıyor. Yani tohumdan tüketime kadar olan süreci verimli ve şeffaf yönetebiliyoruz ve gıda güvenliğini sağlıyoruz. Dolayısıyla blok zincir tarımda da yakın zamanda uygulanmaya başlanan bir teknoloji ve biz de öğrencilerimize bu teknolojiyi öğreterek mezun etmeyi hedefliyoruz. 8 tane tarım ve toprakla ilgili dersimiz var. 2 tane uzun dönem stajımız, 2 tane de yaz stajımız mevcut. Şimdi tarımda bir takım çıkmazlar var. Bunlar küresel çıkmazlar. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği. Zaten hepimiz artık çok sık duyuyoruz bunu ve sonuçlarını görüyoruz. Aynı zamanda topraktaki zararlarla mücadele ve toprağın yanlış işlenmesi sonucu ve iklim değişikliği sonucu toprak yapısındaki bozulmalar. Ben bu çıkmazları kendi müfredatımızdaki derslerle eşleştirerek biraz anlatmak istiyorum. Bilişim sistemleri ve veri işleme aslında buradaki çıkmazları gidermeye yönelik olarak verdiğimiz derslerden. Aynı zamanda da tarım ve toprakla ilgili olan derslerimiz doğru tarımsal uygulamalar için gerekli. Bunun dışında başka bir çıkmaz neyi ne zaman üreteceğiz, ne zaman satacağız? Bunu da analiz edebilmek için emtia piyasa analizi, tarımsal istatistik, tarımsal fiyatlama gibi derslerimiz var. Böylece öğrencilerimiz piyasa ve fiyat öngörüsü konusunda bir fikir sahibi oluyorlar. Başka bir çıkmaz da gıda güvenliği ve gıda israfı. Bunda blok zinciri ve yine doğru tarım modellerini öğreterek öğrencilerimizi bu donanımla yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Biraz da altyapılarımızdan bahsetmek istiyorum. Bölümümüz çok yeni olmasına rağmen üniversitemiz uzun yıllardır tarımla ilgili altyapılar oluşturuyor. Bunlarla ilgili yatırımlar yapıyor. Seralarımız mevcut, bitki biyoteknolojisi laboratuvarlarımız mevcut. Ayrıca kendi geliştirdiğimiz, üniversitemiz tarafından geliştirilen 6 tane ticari biyolojik gübremiz mevcut. Programımızda markalı derslerimiz var. Buradaki hedefimiz de sektördeki yöneticilerle öğrencilerimizi bir araya getirmek. Bu dersleri sektördeki yöneticilerle beraber planlayarak işliyoruz. Bu da öğrencilerimiz açısından önemli. Stajlardan biraz evvel bahsettim. Uzun dönem stajlar ve kısa dönem yani yazın yapılan stajlarımız mevcut. Burada da gene beraber çalıştığımız firmalarla anlaşmalarımız var. Öğrencilerimizi staj için oralara yönlendiriyoruz. Başka bir işbirliğimiz de Büyükçekmece Belediyesi ile. Büyükçekmece Belediyesi ile Şubat 2020'de bir protokol imzaladık. Ve bu protokol gereği kent tarımı ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Oradaki çiftçileri eğitim vermek, ürün desenlerini oluşturmak gibi faaliyetlerimiz mevcut. Mezunlarımızın nerede iş bulabilecekleriyle ilgili de kısaca bahsetmek istiyorum. Tarım ve ticaretini aslında içeren her alanda iş bulabilirler. Bu alanlar veri işlemeden tarım politikalarına, mevzuatlarına, çevre ekonomisi, ticareti, sürdürülebilir gıda, sürdürülebilir tarım, arazi yönetimi vesaire vesaire. Kamuda veya özel sektörde tüm tarıma dayalı sanayi ve araştırma alanlarında çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca tabii girişimci olarak kendi işletmelerini de kurabilirler. Biz açıkçası bölüm müfredatını sektörden gelen talepler üzerine oluşturduğumuz için mezunlarımızın herhangi bir istihdam kaygısının olacağını da düşünmüyoruz.
Şimdi biliyorsunuz bu COVID-19 salgınıyla beraber tarım çok büyük önem kazandı. İklim değişikliği de aynı şekilde tarımı çok ciddi etkiliyor. İklim değişikliğini aslında geri çevirmek tarımla da mümkün. Dolayısıyla bu iki sorun, küresel sorun aslında tarımın önemini her geçen gün arttırıyor. Üçüncü bir sorun daha var aslında, dünya nüfusundaki artış. Dolayısıyla şu anda tarım çok önemli bir sektör haline geldi. Zaten düşünecek olursak tarım sektörü birçok başka sektörü besleyen bir sektör. Yani bu gıda sektörü, enerji sektörü, fosil yakıtlardan dolayı, tekstil sektörü, iklimi ilgilendiren her sektör aslında tarımla da alakalı. Dolayısıyla tarım şu anda bütün sektörlerin önüne geçmiş bir durumda. Bir kez daha dikkatinizi çekmek istediğim nokta tarımın disiplinler arası bir alan olduğu. Yani biz tarım dediğimiz zaman aslında şu anda yapay zekadan, robotik teknolojilerden, veri işleme sistemlerinden de bahsediyoruz. Uluslararası ticaretten de bahsediyoruz. Blok zinciri teknolojisinden de bahsediyoruz. Ve sürdürülebilirliği, ekolojiyi dengede tutmak için, sürdürülebilirliği sağlamak için, iklim değişikliğini geleceğe çevirmek için aslında tarımın, toprağın ve bitkinin mikrobiyolojisini, biyokimyasını çok iyi anlamaktan da bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda tarımı değerlendirirken bütün bu alanları kapsayan bir sektör olarak düşünmek lazım. Son olarak da aslında size vermek istediğim iki tane rapor sonucu var. Bunlar 2019'da yayınlanan iki tane rapor. Bir tanesi Alman hükümetinin bilim kurulu raporu. Bu rapora göre 2019 tarihinde okula başlayan çocukların %30'unun yapacağı meslekler henüz icat edilmemiş. Amerika'da yayınlanan aynı yıl başka bir rapora göre de 2019 tarihinde doğan çocukların %60'ının yapacağı meslekler icat edilmedi. Yani bu aslında tarihlere baktığımızda 10 yıl sonrasıyla 20 yıl sonrası arasındaki bir dönemi kapsıyor. 10 yıl sonra ve 20 yıl sonra hiç bilmediğimiz bir sürü meslek karşımızda olacak. O zaman böyle bir geleceğe nasıl hazırlanmak lazım? Kendimizi farklı yetkinliklerle donatmış olarak hazırlanmamız gerekiyor. Yani her şeyden önce teknolojiyle iç içe olmamız gerekiyor. Ve farklı disiplinlerle diyalog halinde olabilecek şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Ki zaten tarımda da farklı disiplinlerin bir arada olduğundan bahsettik. İkinci bir önemli durum da bilimsel okuryazarlık. Yani bilgiye ulaşmak artık çok zor değil. Yani her şey elimizin altında, internetten her şeye ulaşabiliyoruz. Ama onu doğru kullanabilmek ve o bilgiyi birleştirebilmek önemli. Bu da yine farklı disiplinlerden bilgileri birleştirerek mümkün. Bu sebeple geleceğe daha iyi hazırlanmak için hangi bölüm seçerse seçsin adaylarımız aslında farklı yetkinlikleri onlara kazandırabilecek bölümleri tercih etmeleri gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdilik bu kadar benden. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi öğrencimizle birazcık devam etmek istiyorum. Sevim hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Önce seni birazcık tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Sevim Aslan. İkinci sınıf öğrencisiyim. Tarım Ticareti ve İşletmeciliği bölümünde. Temsilciyim. Aynı zamanda akran danışmanlığı yapıyorum bölümde. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Peki, şimdi aday öğrencilerimiz bir tercih serüvenine girecekler ve bu yolculukta sizlerden de örnek alıyorlar. Senin Yeditepe Üniversitesi'ni tercih etme sebebin nedir? Biraz şöyle oldu. Ben başlangıçta ziraat mühendisliğine yönelmiştim birazcık. Babam böyle bir bölümün açıldığını söyledi. Ve araştırmamı eğer sonucunda beğenirsem, gitmek istersem benim için her şeyin daha iyi olabileceğini söylemişti. Ben araştırmaya başladım ve çok uzun sürmedi açıkçası araştırmam. Çünkü Yeditepe'nin ÇAP, Yandal ve Erasmus gibi imkanları beni en çok çeken tarafı oldu.
Ayrıca bölümün yeni bir bölüm olması ve mezun olduktan sonra elde edebileceğim fırsatları düşününce de Yeditepe'yi ve bu bölümü tercih ettim. Teşekkür ederim. Şimdi öğrencilik hayatının tabii ki pandemi dönemine denk geldiniz şu anda ama bir kampüs üniversitesi sonuçta ve bu kampüs hayatından birazcık bahsedebilir misin bize? Tabii ki. Dediğiniz gibi ben ne yazık ki kampüste sadece 6 ay vakit geçirebildim. Ama gerçekten çok zevkli bir 6 ay oldu benim için. Çünkü hem kampüs üniversitesi olması her yerden, her an, her saniye çok farklı insanlarla karşılaşabilmeniz anlamına geliyordu. Ve bunun en belirgin olduğu yerde kulüplerdi. Kulüplerden çok fazla arkadaş edindim. İlgi alanlarıma hitap eden insanlarla tanıştım. Mühendislikten, güzel sanatlardan birçok arkadaşım oldu. Bu üniversitenin sadece okula gidip gelmek olmadığını da gösterdi bir yandan bana. Onun dışında okulun yeşil alanlarının fazlalığı beni en çok çeken tarafıydı. Çünkü İstanbul gibi kalabalık ve gürültülü bir şehirde okuyoruz. Ve okula geldiğimde bu yüzden kendimi çok mutlu hissediyordum. Yurt odam da ağaçların arasında sessiz sakin bir yerdeydi. Ki bu gürültülü bir şehirde bence en çok ihtiyaç duyulan şeylerden bir tanesi. Onun dışında bazı akşamlar böyle yemekhanelerde veya çamlıkta oturup uzun uzun sohbetler ediyorduk. Sanırım en çok bunu hissediyorum. Hepimiz çok özledik gerçekten. Evet. Bir an önce kavuşmak dileğiyle. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani kampüs üniversite mesela çift anadal ve yan dal dediğinde bir fakülteden çıkıp diğerine gitmen Evet. değil mi? Çok az bir zaman gerçekleştirebiliyorsun ve bir zaman tasarrufu var aslında orada. Evet, kesinlikle. Evet, peki kariyer hedefin nedir? Yani ileride neler yapmayı planlıyorsun? Benim okula başlarken kafamda üç tane hedef belirlemiştim bu kariyerle alakalı. Bir tanesi akademik kariyerdi. Diğeri kendime ait bir işletme girişimiydi. Üçüncüsü de danışmanlıktı. Yani böyle şirketlere, ticaret veya tarım üzerine danışmanlık yapmak istiyordum. Şimdilik hala yani bu üçü arasında gidip geliyorum. Birazcık şartların böyle Erasmus'un veya stajlarımın belirleyiciliği olacaktır diye düşünüyorum. Ama yine de ilk etapta tarım ticareti ve işletmeciliği konusunda yapabileceğim bir danışmanlığa daha yakınım. Çünkü gerçekten çevremde gözlemlediğim kadarıyla böyle bir açık söz konusu. Benim ailemde de tarımla uğraşanlar var. Ve onlarla konuştuğumda gördüğüm eksiklik bu oluyor maalesef. Çünkü üretimle alakalı pek bir sorunumuz yok. Ama iş bunu pazarlamaya, bunu satmaya geldiğinde yaşanan sorunları göz ardı edemiyorlar doğal olarak. Bu yüzden o konuya birazcık daha yakınım diyebilirim. Ayrıca akran danışmanlığı yaptığımı söylemiştim okulda. Ve birilerini böyle sıkıştıkları bir alanda, bir konuda yardım etmiş olmanın verdiği mutluluğu hissediyorum her onlarla konuştuğumda. Bunu tarım ticareti boyutuna taşımış olmak isterim tabii ki. Akran danışmanlığını biraz daha açabilir misin? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki biz akran danışmanları olarak yeni gelen öğrencilere üniversite yaşamı, kuralları, dersleri veya böyle ders dışı etkinlikleri hakkında yardımcı oluyoruz. Ve bence böyle bir dönemde manevi bir destek de sağlıyoruz. Başlangıçta onlarla tanışıp birbirleriyle tanıştırıyoruz ve amaçlarımızı, beraber yapabileceğimiz şeyleri, bize danışabilecekleri konuları konuşuyoruz. Sonrasında da iletişimimizi hiç kesmeden yürütmeye çalıştık. Ayda en az böyle bir iki kere toplanıp sohbet ettik. Hem okul hakkında konuştuk, hem bu dönemi nasıl geçiriyoruz. Onları konuştuk, isteklerini dile getirdiler. Böyle bir dönemde uzaktan sürdürmek zorunda olduğumuz için maalesef bazı aksaklıklar yaşandı iletişim konusunda. Ama ben kendi açımdan söyleyecek olursam sürekli iletişim halinde olduğum arkadaşlarımdan kesinlikle çok şey öğrendim. Yani umarım onlar da benim için aynısını düşünüyorlardı. Çünkü hem bölümün yapısı hem de insan yapımız gereği de hepimizin ilgi alanları birbirinden çok farklı. Girişimcilikle, yazılımla, böyle üretim tarafıyla hatta makinelerle ilgilenen öğrenciler vardı, arkadaşlarım vardı. Bu da hem herkesin bölüm içinde böyle kendine ait bir yer edinebilmesini hem de hepimizin bir arada olabileceği bir ortam sağlıyordu diyebilirim.
Çok güzel. Tabii ki bizim bu yayınları yapmamızdaki ana sebep de zaten sizin tecrübelerinizi paylaşmanız. Ve bu gerçekten çok önemli. Çünkü bir şeyleri keşfetmek, o yolculuğa çıkmak tek başına zor ama bunun tecrübe edenlerle el ele olmak zannedersem çok fazla kolaylaştırıyor işlerini. Katkın için teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Yüz yüze tekrar kampüste, yemyeşil kampüsümüzde görüşmek dileğiyle diyorum. Hocam Evet. sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Sevim gayet güzel zaten üniversitemizde anlattı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Öğrencilerimize de Hoşça kalın. başarılar diliyoruz sınavda. Umarım gönüllerindeki mesleklere ulaşırlar. Sağlıklı günler, sevgiler. Hoşça kalın.